Efendim, Espresso Coffee oyununda inceleme tadında bir içerik sunmuştuk sizlere. İki bölüm tamamlamıştık, hikaye modunu oynuyorduk. İsteğiniz olursa devam ederiz diye ifade etmiştim. Bu isteği sizde gördüm ve ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü görevdir bu. 10 görevlik bir maceramız var. Ben bu bölümü biraz oynadım. Sizlerle birlikte yeniden başlıyorum oynamaya. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi ilk başta müşterileri tanıtmaya çalışıyor bize. Şu oyunu bir durduralım. Tanıtalım, tanıyalım. İş insanı ihtiyaçlarını söylüyor. İşte hızlı olsun, acele bir şekilde ulaşmaya çalışıyor oraya buraya. Yapacağız, dikkat edeceğiz. Merak etmeyin. Elimizden geldiğince müşterilerimiz ne talep ederse bunu yerine getireceğiz. Şimdi burayı kapat dedin. Güzel. Buralar çünkü çok kolay aşılacak yerler. Biraz detaylı anlatıyor tabii. Şimdi kendi kahvemizi oluşturmaya başlıyoruz. Kahve editörümüz geldi bu bölümden itibaren. Ve ben ilk başta efendim 400 milimlik bir kupada şöyle bir ismini de ne diyelim alçak kafe demiştim mesela, alçak olsun. Sonraki adım. Şimdi artık içini doldurmaya başlıyoruz. Bakın böyle bir makine oyuna ekleniyor. Şimdi iş insanlarını gösterdi bize. İhtiyaçlarını karşılamak isteyeceğiz. Onun dışında tabii diğer gruplara da çalışmaya derdimiz olacak. İşte hipler beğensin, yaşlılar beğensin, öğrenciler, sıradan müşteriler vesaire, ama iş insanlarını tanıttığına göre o bizim için önemli olacak. Çünkü burası daha çok iş insanlarının kullandığı bir yer. Ağdudu şurubunun olması lazım demiş. Hemen ekliyorum bir tane. Ondan sonra soğuk olması lazım. Süt olması gerekiyor demiş. Soğuk süt, sıcak süt. Sıcaklığına ne istedin? Sıcaklıkla ilgili bir tercihin 10-29 derece arası olması iyi olur demiş. Sıcak süt koyarsak bir tık seni rahatsız edecek çünkü çok sıcak olacak o zaman da. Ekstra sıcak sütün içine buz küpleri koysak. Güzel. Şu an kaç derece oldu bu? 40 derece oldu. Fantastik. Biraz daha arttırsak. Tamam, istediğin dereceye geldi. Aslında şuradan baksak ya. Kaçtı? 10-29 arası demiş. Biraz azaltabiliriz. Sıcaklık. Güzel. Sıradan müşterilerin çok hoşuna gitti bu arada. Bir de kafein olması lazım demiş. Espresso'da bol bol vardır diye düşünerek ekliyoruz. Fakat bu da bizim sıcaklığımızı bozdu galiba bu sefer de. Kafein yüksek değil mi? Daha ne kadar olacak kardeşim ya? 229. Bu arada yetmedi var acaba. Olmaz. Peki kafein en çok hangisinde var? 100 milimde 325. Sende daha fazla var. Bunlarda zaten tamam. Kafein istiyor adam. İş insanı, hanımefendi, kadın, erkek hepsi. O zaman şöyle bir soğuk su böyle de ekleyebiliyoruz. İstersek öbür türlü de ekleyebiliriz. 250 miligram 349 arası olması faydalı demiş. Şimdi bunu arttırsam ben limit anca bu kadar diyor. Buz küplerini azaltıp bunu arttırsam. İş insanlarının çok hoşuna gidecek bir kahve türünü hazırladık şu anda. Gayet iyi. Sonra diğer gruplara istinaden de hazırlarız. Mesela ya da yaşlılar için özel, yaşlılar, hipler için özel hazırlarız. Bu şu anda gayet beğenildi. Hoşlarına gitti. Daha fazla yapmamızın, hani burayı biraz etkileriz belki değil mi? Kafein yok. Böyle bir şey. Tamam. Alçak kahvemiz hazır. çocuklar için yok. Tamam. Alçak hazır. Geç. Bunu menüye ekleyelim. İlk görevimiz bu şekilde. Şimdi müşteriler penceresinden tercihlere bakıyorsun. Kimlere hitap ettiğini gösteriyor bizim şu anki menümüzün. Güzel. Alçağı beğeniyorum diyor. Güzel. Maalesef Kim Hanım konuşmaya devam ediyor. Kendisini durduramıyoruz. Açık kahve makinesi penceresi. Şimdi burada da şey diyor. Halihazırda bir makinemiz var ama bu eski diyor. Yenisini alalım diyor. Hemen geldik buradan, yenisi. Süt köpürtücü özelliği de var. Bunu kullandıracak zaten bize. Çünkü latte, özel süslü bir latte yapmamız gerekecek bir sonraki görevde. Efendim. Buyurun. Evet, şimdi latte sanatı mevzusu başlıyor. Sırayla yeni şeyler öğreniyoruz. Oyundaki yeni mekanikleri tanımaya başladık. Yine bu sefer 400'lük olsun hatta. Daha büyük bir kupada ne yapalım? Ne sunalım? Adı ne olsun? Fantastik kafemizin en ünlü ürünü. Ne olabilir?
isim verme konusunda biraz kumanda. Önümde şimdi kumanda var. Dur, onun ismi olsun. Geldik. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Bu sefer latte sanatını kullanmamız gerekecek. Onun için de en üst katmanda buharlı süt veya süt köpüğü olmalıdır diye bir bilgi var. Şimdi iş insanları vesaire onların çok hoşuna giden bir ürün yapmıştık. Şimdi kafein hipler ve yaşlılar için biraz, hatta hipler için etkili bir şey oluşturmaya çalışalım. Benzersiz katman sayısı 5'ten az. Kafein orta, kaloriler çok az. Saygıdeğer kalori. Şimdi seni eklersem senin acayip bir şey olacak diyorsun. Kalori yüksek olmalı diyor bu arada. Fıstıklı dondurma ekleyelim. Biraz arttıralım. Yetmedi mi varacağı? Kaç oldu şu an? İstediği seviyede. Kafein gerekiyor biraz. Kafein. Buyurunuz. Yaşlıların da çok hoşuna gidiyor bu arada. Kaloriler çok az. 50 kcal. Kalori şu an evet fazla bu arada. Ama yani ne yapalım kardeşim ya. Bunu eklemeseydik o zaman olurdu belki. Yani. Ben gerçi kaloriyi aslında bunlara istinaden 350 kcal yaptım. Onların hoşuna gitsin diye. Tabii. 50'nin altında olması lazım demiş. Şu an bak mesela 38 gayet iyi hipler için. Kafein orta demiş. Yalnız bunlara hiçbir şey hazırlayamayacağız ya. Ne anladık bu işten? Şimdi hazır bu. Bitti. Bunlar için ürün bitti. O zaman fincanı değiştirelim. Yüzlük yapalım abi. Burada yüzlük var. İpler için yapıyorsak bunu. Mesela. Onların hoşuna gidecek tarzda bir şey bu. Bir de süt köpürtücü falan istedi bu. Efendim. Süt köpüğü. Evet buyurun. Bence muhteşem oldu. Latte sanatına geliyorsun. Üstüne de bir şeyler ekle diyor kardeşim. Şöyle bir hoş olsun, güzel olsun diye. Rosette. Mesela buyurun ekledik. İşte hipler için onlara özel bir kahve. Buyurun. Hemen kumandayı da ekledim. Güzel. Sonraki görevimizdedir. Şimdi kendi istediğimiz şekilde de o sembolü ayarlayabiliyoruz. Şimdi 400'lük yapalım. Bu sefer yaşlıların da hoşuna gideceği. Bu yaşlılar yok mu bu yaşlılar diyerek onlar için şöyle bir eklemelere başlayalım. Çilekli dondurma ekledik. Soğuk istiyorlarmış. Şu an -18 derece yeterince değil. Çok aslında soğuk bu diyor. Çilekli dondurmanın üstüne abi çok komik olacak ama sıcak su koyacağım galiba. Bu sefer de sıcaklık kaç oldu? 65 derece oldu. Çok komik. Peki. Bu sefer de buz küpleri koyuyorum. Buz küplerin sayısını arttıralım. Ama hoşunuza gitmesi lazım artık. Şimdi kaloriler... burası doldu yalnız. Burası bayağı doldu yalnız. Evet. Şimdi bir dakika. Ahmet abi. Buz küplerini biraz şey edelim. 29'a kadar yolu var. Azaltalım sayısını iyice. Tamam. Şimdi kafein istiyorsunuz siz. Kafein için böyle bir hamlemiz olsa. Kaloriler çok yüksek. 300 kcal. Kalori bende yüksek değil. Daha fazla olması lazım diyor. Kalori en çok bunlarda var. Fıstıklı eklesek. Neyini beğenmedin? Benzersiz katman sayısı arttı. Bir dakika. Fıstıklı dondurmayı kaldır. Peki çileğin oranını arttırırsam ne olur? Hoşuna gider mi? 350. Şu an olması lazım. Ama soğukluk değişti bu sefer de. Sorun değil. Soğuk. Kaç şu an soğuk? 9 derece. Sıcak suyu biraz arttıralım. Tamam. Şu an yaşlıların kanalize olacağı bir dondurmayı hazırladık. Karışımımızı hazırladık. Evet. Onu da buraya ekledim. Tamam. Şimdi başka... bir dakika. Daha bitmedi işimiz. Bir dakika kardeşim. Bunun üstüne köpürtücü koyacak, köpük koyacaksın. Onun üstüne de latte sanatında kendi sembolümüzü oluşturacağız. Ya benim aklıma direkt büyük U geldi. Saygıdeğer izleyici. Buyurunuz. Evet. Bu da hazır. Kaydettik. Menümüze ekledik. Güzel.
Tamam. Şimdi burada farklı mekaniklerden bahsediyor yine. Daha önce görmediğimiz sulama işlemleri yapıyoruz. Taksılara vesaire. Buyurun. Tamir falan da yaptıracak. İleride güvenlik falan bayağı detaylanacak gibi oyun. Şu an 3. bölümündeyiz. 10 bölüm var. Serbest modu var. Duruma göre orada da oynarız. Sizlerin yorumlarına, beğenilerine istinaden. Evet, bakın burada da bir sandalye tamirinden bahsediyor mesela. Parasını veriyorsun. Güzel. Şimdi kahve dükkanını açın diyor. Açtım, gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Artık başlıyoruz. Güvenlik nedeniyle bu kez açılışta hava ifşek... Evet, doğrudur. Görev yaptığımız yere bakarsanız burada ne işi var şimdi onun? Şimdi kaptan fıstıklı dondurma al demiş. Alalım. 5 saat içinde gelecek. Şimdi anında teslimat $258. Müşterilere hemen siparişlerini sunmak için yapabilirsin gerçi ama 5 saat içinde nasıl yapsak? Tamam ya, ilk başta alamasalar da olur. Şu an bir depoyu dolduralım. Efendim. 4 saat içinde $44. Şöyle. Buyurunuz. Ne istiyorsan. Aldık, gitti. Görev. Şimdi barista sahibi olun. Çalışan barista yok hali hazırda. Bir kişiyi alacağız. 12 saat çalışan. Tabii bunların yetenekleriyle alakalı da bir görev var. Akşam çalışıyormuş. 12 saat çalışan kişi. Buyursun gelsin. Kendisi. Efendim. Kendisinin çalışma saatini ayarlayacağız. Bir de gündüz çalışan insan lazım. İşe al. Gündüz çalışan, gündüz çalışan. Geldik, geceler, sabahlar. Tamam. Bir de yetenek tabii iyileştireceğiz. Yaparız. Bunların hepsini sırayla yaparız. Sabahları çalışan iki kişi var. Birisi 8, birisi 4. 4 olmaz. 8'i al. Şimdi maaşını istersen arttırabilirsin. Vesaire. Evet. Başka ne yapacağız? Onların... Bir dakika. Çalışma saatlerini ayarlamam lazım. Şimdi bu arkadaşımız akşamları çalışırım diyor. Şöyle bir çalışma saati olabilir kendisinin. Şöyle. Bu kardeşimiz de buradaki aralıkta çalışabilir. En yoğun zamanlar aşağı yukarı böyle. Tamam. Güzel. Ufak bir boşluk var. Oraya duruma göre 4 saat çalışan arkadaşı da getirip koyabiliriz. O da iş yapsın diye. Aslında olabilir. Aslında olabilir. İşe al, 4 saat. Sabahları çalışıyor zaten. Onun da vardiyasını şu aralığa hemen yerleştirelim ki evet. Gayet güzel. Ya çalış, önemli değil. Şimdi ya da dur şöyle yapalım bir dakika. Ama bunun çalışma saatleri işte harbiden çok dengesiz oluyor. Aldık bunu işe de. İki kişi çalışsınlar şu saat aralığında. Olur. Tamam. Devam. Şimdi tabii kaynaklar elimizde olmadığı için insanlar çalışmaya gelse bile iş yapamayacaklar. Evet. Şu an elimizde hiçbir şey yok diyor maalesef. Kahve çekirdekleri şu an bende olanlar. Ağdudu şurubu yok değil mi? Kullanımda hangi yemiş? Bir de Mespresso. Onlar yok. Fıstıklı dondurma. Biz bunların siparişini verdik değil mi az önce bize? Evet, verdik. Stokta olanlar. Stokta zaten hiçbir şey yok. Alçak. Evet. Malzemeler. Şu an kaptan fıstık dondurma. Ya oyunda tek beğenmediğim şey, şu an için beni epey zorlayan şey, kaynak önerisi vermiyor. Halbuki verse çok iyi olacak. Daha hızlı olacak bu iş. Çilekli mer. Ya bunları aldık galiba. Oradan uyardı ama. Evet, şu an kaynak yok elimizde. Gelince başlayacak. Şimdi sen erkenden geldin çalışmaya da. Dekorasyonu da hazırlamak lazım bir yandan. Şimdi biraz ucuz gitmek gerekiyor aslında. $80. Böyle şey ekledik. Tabure. Şimdi sen buradasın. Bu da buraya. Evet. Şöyle masalara ekleyelim. 3 kişilik yer. Başka bir tane daha alalım.
Öyle bir şey ekledik. Geldik. Retro tabure. Bu stil puanları bizim için önemli saygıdeğer izleyici. Para kazanma konusunda çarpan veriyor bize. Şunu bir saniye. Öyle hızlı mı oluyor, bir dakika. Tuş. Tabii şeylere alışık değilim. Bunun tuş kombinasyonuna. Biraz ters gidiyor. Ayarlamak lazım da. Bakmadım açıkçası. Kaç çarpan veriyor şu an? 20. 40 lazım bize. Oba. 3 stil puanı. En kullanılan değil de en ilk açılan, en ucuzu, en pahalı önce. Gerçi hepsi aşağı yukarı benzer stil puanı veriyor. Şu an 23. Ya malzemeler gelmiş bu arada. Tabii malzemeler gelince almamız lazım yapım için. Bir kişi geldi, oturdu. Olabilecek en ucuz kahve içiyor galiba orada. Helal olsun. Getirin kardeşim şu kaynakları, çabuk getirin. İnsanlar bak bir şey alamadan gidiyor. Sevmeyecekler firmamızı. Getir, havada yakalayayım, dur. Alacak seni. Al 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 al. Güzel güzel güzel. Öyle bekliyor işte. Ya en azından bir kişiye bir kahve bir şey sundu. Geç geç. Fantastic kafe. Dünyanın en iyi kafesi. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Bizde hala eksik var mı? Menümüzde. Saygılar dostum. Bir saniye, bir dakika. Şimdi bak işte bunlara böyle girip kayboluyorum bundan sonra. Var diye kahve dükkanı. Malzemeler, taban, bunlar değil. Saygıdeğer menü. Menü burada. Ha, şu an her şey var elimizde aslında. E tamam. Niye boş gidiyor onlar abi öyle gelip? Al kardeşim bir şeyler. Ha? Ne istiyorsan var, yapabilir artık. Benim canımı sıkmayın bak. Buraların daha fazla işlemesi lazım, çalışması lazım. Yani bu ne? Bir müşteri bir müşteri böyle olmaz. Fenerbahçe'nin üzerine oyunlar oynanıyor. Ne ekleyebiliriz buraya peki? O zaman en ucuz diyelim. En ucuzu önce. Kilim. Ooo! Ulan 0.33'e... Abi bir tane böyle ekliyorsun. 28 dolar. Tabii büyüklüğe bağlı. Tamam eklesin. Ama iki stil verdi değil mi? Her yere eklemek. Evet. Yani boş olduğu zamana denk geldi. Fiyatından şikayetçiymiş müşteriler. Peki fiyatlamayı değiştirebiliriz. Tamam, biz halkımız için yapıyoruz bu iş kardeşim ya. Alçan fiyatı pahalıymış. Azaltırız hemen. Senin canın sağ olsun ey halk. Gel iç. İlk önce alıştıracağız. Hoşlarına gidecek. Ondan sonra aslında indirim de yaptırabilirdik de. Hani bu dönem indirim var, gelin koşun için şimdi. Kaçırmayın bu fırsatı diye. Alçak diyor. Sensin alçak. 25 puan. Şimdi stili arttırmamız lazım bizim. Duvarlar. Burada gerçi her şey hazır. Dur. Öfkeli yazılımcı bardağı mı? Vay arkadaş. Bu neymiş? Antika. Ne ekleyebiliriz ki biz buraya şimdi? Plastik metalik saksı. Bunu masaya mı ekleyeceğiz? Saygıdeğer masa. Ah. Başka neresi var? Paralar akıyor bu arada. Ben bir yandan bakmıyorum ama. İngiliz koltuğu. Yalnız iki tane şeye bakması lazım diyor. Şuraya koydum. Bir saniye. Yanlış mı görüyorum ben? Tamam, karşısına masa koyman lazım diyor iki tane. Şuraya koyayım. Ya da önce masalara ekleyeyim. Öyle istiyor. Tamam. Olur 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 olur. Sen canını sıkma. Şöyle. İki tane masa ekledim. O koltuk şimdi paramız yetecek mi acaba? Hadi bakalım. Yetiyor şu an. Ne oldu şimdi? Niye koyamadık? İçine mi koyacağım adamın? Ama özel model diyor gerçi ya. O zaman dur, onu ayrıca değerlendirelim. Şimdi beklesin bir. Modelle alakalı herhalde. Ben dedim herhangi bir masa olsa olur mu acaba diye, ama öyle değilmiş. Tabii bu tür oyunların kendine has mekanikleri oluyor genelde. 150 dolar para kaldı. İki sandalyeye
Bütün parayı bırakacağız, hatta bir tane sandalye alabileceğiz anca. Tamam neyse, şimdi devam et. Para kazandıkça daha da stil arttırırız. Tabii ben göreve odaklanmadım. Bir yandan burayı hemen zenginleştirmeye çalışıyorum. Sipariş önerisini otomatik böyle yapacaksan, önceki bölümlerde yoktu. O zaman tamamız. Ama bu bitmeden önce gelirse daha iyi olur. Burası. Umarım öyle yapmıştır. Öyleyse sıkıntım yok. Ben şimdi 2 saat orada ya bunu mu alacaktım, şunu mu alacaktım dersem yandık. Hele ki videolarda yani. Kendi başına oynarken halledersin de. Ya şu 2 tane hemen getir de. Bak yeterli malzeme yok diyor. Hayda. Kumandadan istiyormuş. Yanlış mı kapıya geldiniz kardeşim? Buradan kumanda alamazsınız. Güzel, güzel, güzel. Şu an malzeme eksiğimiz kaldı mı bilmiyorum ama müşteriler ne diyor bakalım. Müşteriler. Menüde kanize var ama hazırlayamıyorlar. Şaka mı bu? Menüde alçak var ama hazırlayamıyorlar. Şaka mı bu? Bunlar çok eski olaylar. Saygılar dostum. Havada kaptım bak. Hadi devam. Güzel, güzel, güzel. Akıyor, akıyor. Bunu bir 40 yapsaydık da efendim çarpanımızı alsaydık ya. Müşteriler kokudan şikayet ediyor. Ha ki çöpler kalmış. Arkadaş ya onu da mı ben toplayacağım? Ver şunları, ver ver ver. Kapıda var mı? Onları da topla. Lan ne yaptın sen buraya? Tüh. Oğlum şunu düzgünce için diyorum, için. Ha şimdi devam et. Orada bir pislik göremedim. Güzel. Bak bak canı çok sıkılıyor orada bekliyormuş diye. İki kişi mi görevlendireyim, ne yapayım? Daha yeni dükkan açtık. O kadar zengin değiliz. 32, 2 tane buraya ekleyeceğiz. Tabii ben bir yandan malzemelere bakmam lazım işte. Evet. 2 birim versin. Böyle baktık. Kalitesini arttırabiliriz. Kaptan fıstıklı dondurma. Bunlar kalitesine göre değişiyor işte. Kapat şunu. İnsanların daha çok hoşuna gidecek. Kutsal çiçek, çiçek var. Evet. Sipariş. Param oldukça halkıma daha kaliteli sunumlar yapmak istiyorum. Buyurun. Yani 3 kuruş param var, hemen gidip daha kaliteli ürün alıp geliyorum. Ben daha ne yapayım ya? Geldi dedi bir şeyler. Dur bakayım. Tamam. Şimdi geldik bu tarafa. Ne alıyorduk biz en son? Mayonez falan yok. Onlardan değil. Şundan alacaktık. Ver kardeşim. Çöpler gene birikti. Ulan çöp mü toplayayım? Alışveriş mi yapayım? Ortalığımı temizleyeyim? Ne yapacağımı şaşırdım. Al. Bol bol al. Dur bu kalitesi düşük ama. 5 tane alsın. Para gelince hemen daha pahalısından alalım. Güzel. Ne sıkılıyor? Ne? Sırada bekliyor diyor. 2 kişi mi çalıştırayım burada? Onu mu istiyorsun? Kahve ondan şey yok. Birimler geldi, ver. Acaba harbiden 2 kişi çalıştırsak olur bu arada. Evet, mantıklı. İnsanlar çok fazla sırada bekliyor. Bak 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 bak. Şimdi o zaman saygıdeğer şey bunu inceleyebiliyorsunuz tabii. Mesela vardiyanın bu saatinde çok fazla yoğunluk var mı? Bunu öğrenmek için nereden bakıyorduk? Bir saniye. Müşteriler, mahalle. Evet abi, yaşlılar falan herkes bu zaman aralığında geliyor. Tamam. Tamam canım kardeşim. O zaman ben size bir tane daha çalışan alalım diyorum. Ne diyorsunuz? İşe al. Akşam, gündüz akşam çalışacak insanlar lazım. 12 saatte çalışırım diyor. Öğleden sonralar. Tamam. Sen gel. $70 maaşla seni alalım. Efendim. Senin vardiyanı da ayarlayalım. Tam şu saat aralığına. Tamam mı? Bize 2 kişi lazım çalışacak. Evet. Aslında bu boşluğu da kapatmış oluyor aynı zamanda bu saatlerde çalışarak. Gelsin hemen. Koş 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 koş. 2 kişi çalışın. 2 kişi çalışın. İnsanlar fazla beklemeden alsın alsın gitsin. İlla oturmak zorunda değilsiniz zaten. Alın gidin.
Makine almama gerek yok herhalde ekstra. Sıradan müşteriler için ney? Ney yok dedi? Bir şeyler eksik mi? İki tane sadece süt var. Şimdi bak mesela buna ihtiyacım var mı? Ben kullandım mı? Boyamsız süt kullanmadım aslında. Menümde yok. Ha ne yaparsın? Menüye gelirsin. İki dakika şuradan bakarsın. Ama işte. Kaç fincan hazırlayabileceğin yazıyor. Mesela 21 fincan kanalize. Ama işte eksik olan şeyi daha detaylı versen iyi olabilirdi. Menüye yeni bir şey ekleyebiliyor muyuz? Ekleyebiliyoruz. 10 fincan. Americano falan hangisi daha çok sever ki bunu? Menüye ekle hadi gitsin. Bunların fiyatlarını biraz arttıralım artık. Yeter. Yeter kardeşim ya. Bedavaya satıyoruz. Artık fiyatları beğensinler. Bağımlısı oldular şimdi buranın. Şimdi geldim dekorasyon için. Duvar lambası. Şöyle ekledim. Evet 34 oldu. Çarpanını arttırmak istiyoruz. Bir tane buraya eklesek. Çöpleri temizleyelim. Hemen şuradan aldık. Başka bir yerde var mı? Şu an göremiyorum. Devam. Oo yine sıra var. Tabii bir kişi eksik çalışıyoruz ya. Of 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 sıraya bak. Millet kuyruk oldu ya. Güzel. O zaman hemen hemen bir çalışana ihtiyacımız var abi. Evet bu saatler için. İşe al. İşe al gelsin. Kaç 8 saat çalışırım diyor. Çok zayıf. Daha ben eğitimlerini ayarlamadım bunların ya. Geceler. Geceler geceler geceler. Vardı ya. Şimdi seni şu vakte dokundurttum mu biraz daha gelsen olur aslında ama sen tam o saatlerde çalışmam diyorsun. Güzel. Bu saat fena değil. Neyse şimdi gel bakalım. Bu saat zaten an itibariyle dolu zaten. Heh. Güzel. İşini yap. Müşteriler kokudan şikayet ediyor. Ne kokusu abi? Nereyi temizlememiz lazım? Yani bunu bir bilgisini bana versenize müşteriler. Dükkan kokusundan neresi pis abi dükkanın? Hani nerede pislik var? Ben bir şey göremiyorum. Alçaklığın lüzumu yok. Bak yalan söylemeyin gidip orada Twitter'da falan yazıp bizi rezil etmeyin ha. Yok şöyle yok böyle Uğur Bey bu nasıl dükkan falan demeyin. Stil puanı 1 sen gelme. Yok mu sen 2 puanlık sandalye buyurun. Şimdi sizi şuraya bir tane ekledim. Ah. Dur biraz daha beklersek 90 dolara 40'a tamamlayacağız stil puanımızı. Çarpan sayısı artacak. Tamam ekledim. Şöyle ekledim. Ekle artık. Ha, tamam. Şimdi stil puanımız, çarpanımız geldi. Güzel. Ya müşteriler hangi kokudan şikayet ediyor abi? İki tane çöp. Ha işte. Bunlar herhalde güncel değil. Yani evet. Az önceki mevzu özellikle. Yani temizlemedik. Temizledik. O öncesinde gelmişti. Ben kaçırmış olabilirim. Şimdi gördüm ama rezil durumdaydı ortalık. Doğru. Para var mı kardeşim? Birazcık beklesek 38 dolar yaparız aslında. Ne yok? Aa, hemen beğenmiyor. Eksik bir şey mi var? Hani anasından espressoyla doldu alçak. Bunları al bakayım. Hemen aa. Ben böyle olursa artık daha fazla yaşayamam. Şimdi bir de bunların eğitimini ayarlamamız lazım. Bunlar çalışırken kendi kendine yetenek geliştiriyor mu acaba? Ha özelliği iyi değil pardon fena değil de kaldırıyor. Bir tanesini fena değilden iyiye taşımak lazım. Özelliğini. Paramız bitti mi? Aman tanrım fakiriz batıyoruz. Çocukların maaşını verdik tabi. Bir saniye bunları temizle. Ne ağası? Gelin lan şuraya battık. Topla 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 topla. Bunda da para yok şimdi alabilmek için. Kimse gelmiyor ya. Gelsenize. Lan ürün alamıyoruz. Kredi çekemiyor muyuz? Topla 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 topla.
Oturdun 2 saattir oradasın, bir tane kahve içiyorsun, git bir tane daha al be. Şuraya bak. Mahvolduk, 2 tane çalışan öyle bekliyor boş boş. Daha ihtiyacımız olan şeyden alamadık. Oh, biten bitene. Tamam, güzel. Maaşları da ödüyor bir yandan. Tamam, şimdi bana ne lazım abi? Birisinin eğitimini ayarlayacaktık. Evet. $240 para lazım. Finansımız nasıl gidiyor bizim? Şu an çok mu açıldık? Ne yaptık? Maaş mevzusunda. Bu tabii giderler çok gerçekçi değil. Ha, kredi çekme varmış. Ama mevcut değil henüz. Oo, güzel. Oyunda bir sürü işte mekanik vardı. Güvenlik falan ileride açılacak ama bunlar. Şu an pek bir numara yok. Müşteriler alçak satın alamıyor. Yolda kaldığı için değil mi? Of. Abi bunlar işte... Yani bitmeden önce keşke gelseydi. Saygıdeğer, bitmeden önce. Hiçbir şey alamıyorlar bu arada. Evet. Kahve çekirdekleri yok. Peki bize kahve çekirdekleri aldırttın mı? Sana sormak isterim, kahve çekirdekleri. Kahve çekirdekleri aldırttın mı? Bir tane var. Siparişte vermemiş görünüyoruz. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Hiçbir şey alamıyor insanlar. Harika. Bu ne? Getir 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 getir. Bunları işte daha şey yapsa aslında mükemmel olacak. Şu an yapabiliyoruz gerçi hepsini. Çok ilginç. Ver 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 ver. Ulan daha eğitimi ayarlayamadım. İnsanlara eğitim verdireceğiz. Menümüzde bakalım. Eksik kalan ne var? Şimdi şundan 18 fincan yapılabiliyormuş. Ama bunun nesi eksik mesela? Nesi az? Yani bana işte bunu bildirmen lazım. Şu eksik, bunu git al demen daha iyi olur. Buradan mı kontrol edelim, ne yapalım? Az kalan. Ekle. $30. Ben şimdi stokları fullleyeyim de. Çocukların maaşları da var gerçi. Yani boş kalmasın dükkan. Derdimiz bu. Tamam. Temizlik bir yandan, temizlik bir yandan bunlar. Vay arkadaş. Müşteriler kokudan şikayet ediyor. Ya 2 saniye orada çöp kaldı. O bırakan da sensin zaten, alçak müşteri. Temiz tut, temiz. Nasıl bulduysan öyle bırak. Alçak. Gelmişsin ondan sonra yok koku var bilmem ne. Kaldır şunu. Hanımefendi, sizi değil çöpü diyorum. Bir zahmet alın çöpü, siz atın bu arada. Orada yerde bırakma işte masanın üstünde. Çöpü gördün, atılacak. Git at. Kart, tek kullanım ürünler, o da bitiyor değil mi? Karton bardaklar. Başlarlar şimdi. Nerede bizim bu? Oha. Oğlum 3 tane birim. Ama gerçi birim kapasitesi var. $65 iyiymiş yalnız. Dünyanın parası gitti. Ver, ver, ver. Neyi beğenmedin kardeşim? Neyi beğenmedin? Kumanda işte, kumanda, bildiğin kumanda. Televizyonu açıp kapamayı. Bak şurası pis mesela. Ama bunun temizlenmesinin uyarısı gelmiyor bana. Yanlış mı görüyorum ben? Mesela. Birazdan müşteri gelince şikayet edecek herhalde bu durumdan. Anlıyorum. Şimdi... Saygıdeğer izleyici, artık bir kişinin eğitimini ayarlamamız lazım. Görevler ne durumda? Sahip ol bitki, bir tanesinin yeteneğinin iyi olması lazım mevzusu. Keşke daha fazla eğitim alsak. Sen alma. Sen alma, sana vereceğimiz para boşa gidecek. Şu $180 ödeyelim. Tamam. Bunları ekle. Güzel. Şimdi başka ne vardı yapacağımız? Bitki mevzusu vardı bir de. Ekleyeceğiz. Bitkileri de ekleyeceğiz. Bitkileri buradan alabiliyoruz değil mi? Tabii ben nasıl ayarlarım onu? Şuradan ayarlarım bitkiler diye. Evet, 8 tane lazımdı. Para da yok gerçi. Dur. Ha şey, A'ya falan basınca yanlış oluyor. Stil puanı 2 geliyor. 10 puan fark edince of. Şimdi 80, 3 ile çarp, 3 puan $90 oluyor anca. 30'a, evet. Bence $40 çok mantıklı. $80 dörtlük oluyor mesela. Şunlardan koymak lazım.
masaya mı ekleyelim? Böyle eklensin. Bunları masaya ekleyince acaba pisletme ihtimalleri mi kalmıyor? İşin ilginç yanı. Gerçi masada var ama yine pis. Alçak herifler. Şimdi 80 mi yapmamız lazım bizim dekorasyonumuzu? 80 yaptığımızda çarpan sayımız artacak. Nerede temizlenecek çöp var abi? Şurada. Ha güzel. Müşteriler 41. İyi mi yani? Çok mu beğeniyorlar? Harika bir yer mi diyorlar müşteriler? Ya böylesi olmaz mı diyorlar? Bu kadar iyisi de olmaz diyorlar artık herhalde. Olumsuzlar var. Beni de alçak var hazırlayamıyorlar. Para bitti. Hayırlı işler. Çok güzel. Benim yine kaynaklara bakmam lazım bu arada. Harcamalarımızı yaptık. Ancak bu seviyeye ulaşırsanız 500 dolar batarsın diyor. Tamam. Ben 500 dolar oraya kadar gitmem zaten zararda, merak etme. Kontrol ediyoruz sürekli. Maaşlardan dolayı 47 dolar. Evet. En pis pis deyip duruyorlardı. Şu an en temiz diyorlar. İşte böyle. Yapacak bir şey yok. Biraz sadece zaman vermeleri lazımdı bize. İki kişi çalışıyor, gelen giden yok bu saatte. Evet. Yani bunun nasıl bir vardiya? Şu dönem müşterilerin durumuna bakalım. Oo, harbiden yoğunluk çok az ya. Yoğunluğun en az olduğu saatler. Evet. Bunu ayarlamak lazım aslında. Müşteriler. Ama buradaki sıkıntımız şeydi. Tamam, çalışma saatlerinin başındayken ayarlayamazsın diyor. Neyse, problem değil. Hallederiz. Özelliği iyi oldu demiş. Görevin tamamlanması gerekiyor ama en az iyi beceriye sahip kahve barista sahibi olun. Mevcut en iyi fena değil. Mevcut en iyi fena değil. En az iyi seviyeye sahip kahve ve barista sahibi olun. Kahve barista. Ben yanlış yeteneğini mi geliştirdim? Ben sütü geliştirdim gerçi. Evet. Doğru söylüyor lan. Bunu yükselteceksin diyor. Kahve barista. Ama evet bu. 240 dolar. Tamam, basarız, ona basarız, sorun değil. Getir. Gerçi 4 saat çalışan kişiye de onu yapmak enteresan olacak. Çok maliyetli ya. Eğitim süresi 12 saat. Zaten çalışma süresine bak. Eksik malzeme ne varsa alalım. Tek kullanımlık malzemeler, sadece süt. Gönder gelsin. Baktık. Bundan gönder. Efendim. Buyurunuz. Kalitemizi arttırmaya başlayabiliriz aslında ama ondan önce diyorum ki ben şu stil puanı çarpanlarını bir halledebilirsek o zaman kahve kalitemizi arttırırız. Ya ne kokusu gene? Nerede çöp var? İki tane çöp varmış. Ses ediyorsunuz hemen. İkisi de aynı masada. Al at işte kardeşim çöpe ya. Güzel. Ha, şunu almamışım. Şimdi saygıdeğer dostum. Oo, lan bu ne yoğunluk böyle? Bir kişi daha çalışması lazım bu saatte. Ver şunu. Mahvolduk. Tam aslında evet, diğerinin geldiği saate bunu önceden görmüştük. Hatta o saat mutlu olduğu saat diye ayarlamıştık ya. Güzel. Şu an çöp yok. Bir kişi daha çalıştırsam olur yani bu saatte. Bu arada. Çalışanlar vardı ya. Müşteriler. Aslında en yoğun saat şuranın olması lazım. Ama burası bile fazla görünüyor. Halihazırda. Neyse, hallettiler gerçi. Çok bekledim diyor. Gelen malzemeler var. 185 dolar paramız var. Eğitimi aldı mı bu arada hanımefendi? Merak ediyoruz. Su ihtiyacı varmış. Çeklerimizin. Tamam. Abi görev hallolmadı mı acaba?
Kahve barista sahibi olun. En az iyi seviyede. O kızcağızın eğitimi bitmedi mi hala? 4 saat çalışan. Burada. Ha evet, bitmemiş. Tamam. Şimdi başka ne yapabiliriz? Çiçek eklemeye devam etmemiz lazım. Bitki. Tamam. 40 dolarlık olanlar daha mantıklı demiştik. Eklemeye devam edelim. Buraya eklenebiliyor mu? Oraya eklenmiyor. Peki bir masa daha atalım şuraya. Şöyle. Kahve. 80 dolar. Stil puanı yok. 60 dolara 1 puan var. 160'a var. Yok. 60 dolar 1 puan hiç fena değil abi. Bundan getir. Buraya bırak. Üstüne de bitki koyalım. Gerçi her bitki için illa ya yere de koyabilirsin tabii ki. Yani ben dedim öyle ekleyelim. Kaç şu an bizim stil puanımız? 49. 80 olması lazım ama. Oha. Sandalye ekle şuraya iki tane. Bu kaç para? 75 dolar, 90 dolar. 75 olan 1 puan veriyor. 90 daha mantıklı. Kraliyet mi? Şöyle ekledim. Bir tane daha almaya paramız yok. Güzel. Yakında ama bu mesailerde de dolabilir insanlar, şimdi şey etmeyelim. Bak geldi oturdu oraya, aferin. Çöp bir tane var diyor. Nerede o çöp abi? Ayıptı sorması. Şurada. Otomatik şuraya bastığında çöpler temizlense aslında mükemmel olurmuş ya. Bak burada bir yerde ha iki tane çöp var. Tıklayamıyorum çünkü bazı yerlerde. Bu görev bayağı uzunmuş yalnız. Ötekiler gibi değil, bu hemen bitmedi bak. Çünkü daha ne var işte, tamam öbürü halloldu. Sahip ol bitki. Bir tane daha bitki eklersen bitecek mi bölüm? Ben bayağı RP'ye falan girelim dedim ama. Bakayım. Bu bölüm bitiyor mu acaba? Şöyle ekledik. Ardından görev bitti. Tamam, şimdi yeni göreve geçiyoruz o zaman. Yürü bakalım. Geç. Boşuna kastık sonradan. 8 tane bitki falan, onlar halletsen yeterli. Bu bölümü bitirelim olmazsa. Kaldığımız yerden devam ederiz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. 4. bölümde şık Fransa'dayız. São Paulo'da kalabalık bir metro istasyonunda canlı bir kahve dükkanını başarıyla işletmenin ardından bir sonraki zorluğunuz sizi... Abi sen mi konuşacaksın, ben mi konuşacağım? Burada yayıncı benim. Sen bir sus, rolünü büyütme. Sustu bak hemen. Tamam abi dedi. Ben de konuşmaya devam ediyorum tabii. Evet. Sus şarkı. Bu kez hem şehrin cazibesini ve romantizmini yaşamak için şehre akın eden turistlerin sürekli değişen kalabalığına hem de yerlere hizmet vereceksiniz. Kahve ve kruvasanların ülkesinde başarıya kahve demlemeye hazır mısınız? 4 altın çekirdek seviyesine ulaşın. 15 atıştırmalık satın. Tamam. Hoşça kalın.